Özel elektrik şirketinin yetersiz bakımı nedeniyle 4-5 gün karanlıkta kalan Isparta'ya uzanıyoruz şimdi sayın seyirciler. Şarki Kara Ağaç ilçesine bağlı Gedikli Köyü'nün bir numaralı gündem maddesi kuşkusuz elektrik. 4 bin lira gelen fatura 12 bin liraya çıktı. Köylüler bu soyguna son verilsin elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılsın dedi. Yani eskiki düzere kamu daha iyi olur. Şu dönemde vatandaş zor duruma düşüyor. Bu pahalılık, bu şey vatandaş sıkıntı durumda zaten. Her şey pahalı. Kamu daha iyi olur bizim için. Hakkımız aramamız diye olur. Köylüler yatıp kalkıyor. Yüksek gelen elektrik faturasını düşünüyor. Gündemimizde yüklü fiyatta gelen elektrik faturaları var. Görüntüler Isparta'nın Şakir Ağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünden. İçme suyuna gelen elektrik faturası 12 bin liraya çıktı. Köylüler şaşkın. Geçen ay bu Gedikli köyüne 4897 lira içme suyu elektrik faturası gelmiş iken bu ay 12665 Türk lirası fatura gelmiştir. Aradaki fark gerçekten uçurum. Gedikli köyünden elektrik dağıtımı kamulaştırılsın talebi yükseldi. Bu zamlar öncelikle geri alınsın. İkincisi bu özelleştirilen elektrik şirketlerinin kamulaştırılmasını istiyorum. Köy muhtarı Kadir Yıldırım hükümete seslendi. Bu halkın daha fazla soyulmasına razı değilim. Elektrik şirketlerinin bir an önce kamulaştırılmasından yanayım. Bu gelen faturalar resmen soygundur. İtirazımız var efendim. Faturası yüksek gelen köy halkı çözüm olarak kamulaştırmayı gösterdi. Ceylan'ın elektriğin kamulaştırmasını eğer kazanması gerekiyorsa TEDAŞ'ın değil de devletin kazanmasını istiyorum. Lütfen yetkililere sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu elektriği kamulaştırsın. Vatandaşa ucuz elektrik yani.